olmasın. Hani herkes birbiriyle kaynaşsın, kaynaşması için yapılan bir şey. Free artslar yapıldı. Çiçekler ekildi kampüse. Böyle renkli renkli pankartlar, şeyler hani kampüste bir sevgi ortamı yaratıldığına inanıyorum. Bizim yine kuruluş hikayelerimizden bir tanesi de bu fotoğraf. Yani bu samimiyet böyle devam ettiğine de inanıyorum ben fotoğraftaki gibi. Devam edelim. Evet, biz hani tek taraflı bir kulüp olmadığımızı da her zaman söyledik. Hani yani üyelerimizin de fikirleri, hatta diğer öğrencilerin de fikirleri bizim için çok önemli oldu. Burada gördüğünüz gibi dekanımız, dekan yardımcımız Güler hocamızın da katılımıyla konuşan kampüs etkinliği düzenledik. Orada öğrenciler dekanımıza okul hakkında yapılmak istenenleri, neler yapabiliriz veya okulu daha güzel bir hale getirmek için bunlar konuşuldu. Merak edilen sorular soruldu dekanımıza. Bu arada hem dekanımızın hem dekan yardımcımızın çok selam ve sevgileri var. İkisinin de toplantısı çok olduğu için katılamadık. Çok sağ olsunlar. Onlar zaten her zaman yanımızda, evet. Onu biliyorum. Aynı şeyi söyledi dekanımız. Yanımızda sağ yine olsun. Güzel projeler bekliyorum. Çok sağ olsun. Makip etmeyeceğim. Evet. Burada, bu biraz acı bir tablo aslında ama yapılan iş çok güzel bir iş. Burada biz Kahramanmaraş'ta mıydı? Burası Hakkari Yüksekova'ya gitti. Hakkari Yüksekova, pardon. Hakkari Yüksekova'da bir köy okulundaki öğrenciler için yardım topladık. Bu da bizim yaptığımız ilk projelerimizden kurulduğumuz zaman. Böyle gördüğünüz gibi heyecanla çalışan arkadaşlar zaten yüzlerinden belli oluyor ne kadar mutlu oldukları. Ali'nin özellikle Ali'den bayağı belli oluyor ne kadar mutlu oldu. Umarım bir nebze de olsa onların yanılarına... Ya böyle bir kısmını sanki kendisi olacakmış gibi. Evet, burada da benim ilk katılış hikayem duruyor. Hani nasıl sevdim bu kulübü? Böyle sevdim. Kızılay aracı bizim okula geldiğinde arkadaşlar genellikle 10 ünite kan toplayabiliyormuş bizim fakültemizden. Hani 10 ünite baktığımızda yani 10 kişi sadece kan veriyor bu kadar insan arasında, ki ağaçlı yolu nasıl kalabalık olduğunu biliyorsunuz. Ha, bu bize söylendiğinde açıkçası ben utandım, ki hani onun içinde bayağı bir etkili çalışmamız oldu. İnsanların yüzüne vura vura ve 160 ünite kan toplayarak hemen bir sonraki ay kendimizi affettirdik sanırım Kızılay'la. Rekordu gerçekten. Rekordu, evet. İzmir, Ege bölgesindeki fakültelerden. Ben de bayağı mutlu olmuştum bugün. İlk kez böyle tanışmıştım arkadaşlarla. Evet, bu da hani yani göz bebeğimiz dediğimiz bir projemiz bizim. Bergama Yeniköy İlköğretim Okulu'nun müdürü sanırım Güler Hoca'yla ile irtibata geçiyor ve okulun durumundan bahsediyor. Okulun zaten hani burada daha projeye başlamamıştık. Belli oluyor yanlardan falan okulun hani durumu. İki katlı bir okuldu. Ne yapabiliriz diye düşündük. Sonra yine yani bu arkadaşların arasında boya yapmayı bilen bir belki kişi vardır, onu da belirteyim. Yapacağız ama dedik. Hani bu bizim hani borcumuz, görevimiz dedik. Bayağı bir heyecanla hareket ederek boyalar elimize, fırçalar. Biz bu okulu güzelleştireceğiz dedik. Ve cidden çok güzelleştirdik. Burada da yine mezun arkadaşlarımız var, yeni katılan arkadaşlarımız var. Böyle okulu baştan sona yeniledik, sınıflar içine kadar boyadık, tamirat işlerini yaptık. Bu da böyle güzel bir projemizdi. Bu sene inşallah tekrarlayacağız yine. Biz bir de şöyle bir olayla karşılaştık. Bergama Yeniköy'e gittiğimiz zaman oranın öğrencilerinin hani durumlarının pek iyi olmadığını gördük. Eğitimsel açıdan ve benzeri açıdan. Yine hani hiç projeye ara vermeden onların da bir yaralarına parmak basalım dedik. Ne yapabiliriz? Hediye ve eğitim setleri toplayabiliriz dedik okulda stand açarak. Böyle bir dilek ağacı oluşturduk. Bu dilek ağacından hani öğrenci arkadaşlarımız bir tanesini çekiyor. Bunların arkasına hediyeler ve benzeri şeyler yazıyor. Oradan onu bize getiriyordu. Biz de hediye toplamaya karar verdik. Devam et. Burada da hediyeleri götürmeye gittiğimiz zaman sağ olsunlar bizi karşılamışlardı küçük kardeşlerimiz. Burada da bayağı mutlu olmuştuk, ki onları da mutlu ettik. Bunlar arkadan okulun son halini de görebiliyorsunuz. Onu da belirteyim. Burada da sağ olsun müdür bey, şükranlarını takdir etti bize. Karanfilleri de onlar bize verdi, sağ olsunlar. Evet, bu da maliye kulübümüzün eski başkanı Önder de burada. Şimdi kendisi yüksek lisans yapıyor okulumuzda. Maliye kulübüyle ortaklaşa bir kampanya düşündük. Çeşme'de 2 yıl önce yanan bir arazi olduğunu biliyorduk. Hani öyle durduğunu da biliyorduk. Ne yapabiliriz dedik. Ege Orman Vakfı ile irtibata geçtik. Ve dedik ki biz okulda bir stand açarız.
fidan da toplarız dedik ve o fidanları oraya ekeriz dedik. Sağ olsunlar onlar da bize inandı. 1024 tane fidan sattık arkadaşlar okulda. Hani bu böyle söyleyince biraz şey gibi geliyor ama gerçekten çok zor bir işte. O da fakülte tarihinde bir rekor. O da rekor. Zaten fakülte korumuzun adını BÜBP koruluğu koymuştuk. Yani bayağı bir çalışmalarla ama hiç yani bu neredeyse 4-5 gün uykusuz kaldık ama şu fotoğrafa baktığımız zaman hani hiçbir şey yok. O mutluluğu görebilirsiniz zaten. Masalara gidiyorduk dengede falan. Hani zorla lütfen alın. Öyle yapmıştık. Sağ olsun arkadaşlarımızın da yardımıyla DVDF korumalı oluşturduk. Burada da bu da bir acı bir tablo benim için. Ben bu etkinliğe zaten katılamadım. Hani etkilendiğim için. Lösemili çocuklar için, Behçet Çocuk Hastanesi'nde yatan lösemili çocuklar için hediye toplamaya karar verdik. Hani onlara moral vermek açısından. Yine stand açtık bunun için. Sağ olsun hani buna katılım çok oldu. Her arkadaşımız, zaten aslında biz millet olarak merhametli bir milletiz, vicdanlı bir milletiz. Görenler zaten diğer kulüplerden ve okuldaki arkadaşlarımız hiç yalnız bırakmadı bizi. Hep yardım ettiler. Biz de hediye topladık. Böyle geçebilirsin. Burada da bir örnek olarak bu fotoğrafı koyduk. Lösemili bir kardeşimiz Fatoş bizim zaten yönetimden. Hediyeleri götürdüğümüz zaman Behçet Çocuk Hastanesi'ne. Hani umarım şey olur ve bu da bir mektup arkadaşlığı başlattık aynı zamanda moral olsun diye onlara. Bu da bir arkadaşımızın yazdığı mektup. Yani şimdi böyle okumak zor ama biz okuduğumuzda itiraf edeyim. O standta okudu bir arkadaşımız bunu ve biz hani ağlamayan sanırım yoktu aramızda. Hani bunu itiraf edeyim. Gerçekten çok acıklı bir mektuptu ama çok güzel bir mektuptu. Mektupta şey yazan arkadaş sanatörlerde paylaştığı için yani biz mektubu hiç okumamıştık. Yani mektubu paylaştığı için de mektubu paylaştığınızı. Burada, bu da geçen yıl yaptığımız gerçekten çok büyük bir etkinlik. Asbest hastalığını arada duyan var mı? Hiç asbestos diye biliniyor. Ben biraz bahsedeyim size çok kısa. Asbest hastalığı örnek vereyim. Hani gemi sökümünde, kod taşlamada ve benzeri şeylerde eğer bilinçsiz yapıldığı zaman açığa çıkan bir kimyasal madde, madeni de var zaten bunun. Eğer önlem alınmazsa karaciğer hastalığına sebep oluyor. Ve ne yazık ki onun bir tedavisi yok o hastalığa yakalandıktan sonra. Biz de ona bir farkındalık yaratmak istedik. Çünkü Aliağa'da işçi ölümleri ve hasta işçilerin olduğunu biliyorduk. Bunun için ne yapabiliriz dedik. Sinem arkadaşımız vardı da, o da mezun oldu. Onu da selamlıyorum burada. Onun inanılmaz gayretiyle Amerika'da ADO Başkanı, yani bu Asbestle Mücadele Derneği, dünyadaki en büyük dernek. Onun kurucu üyesi ve CEO'su Linda Reinstein'i getirdik İzmir'e. 2014 Asbestsiz Gelecek Zirvesi Konferansı'nı İzmir'de gerçekleştirdik DESEM'de. İlgi çekmek için sağ olsun hocalarımız, zaten gördüğünüz hukukçular var aralarında, konuşmacılarımız. Ve mankenimiz var bir tane. Sağ olsun destek oldu. Çok güzel bir konferans yaptık. Ki farkındalık yarattığımıza da ben inanıyorum. Bu sene tekrarlamayı düşünüyoruz. Umarım yaparız. Çok güzeldi. Burada daha da acıklı bir tablo var. Yakın geçmişte olan bir şey. Soma maden faciasında hani gerçekten ne yapsak azdı. Hani ne yapabiliriz diye düşündük. Her yerde hani zaten yardım kampanyalarını biliyorsunuz. Artık hani bize bir bilgi geldi Soma'da. Hani bize yardım yapmayın. Bize çok yardım yapıldı. Biz de araştırdık. Kınık Elmadere köyü var. Oraya yardım yapılma nedenlerine şimdi girmeyeceğim ama az bir yardım yapılmış veya hiç yapılmamış. Hani oradaki insanlar kendilerini biraz dışlanmış hissediyorlardı. Biz de onlara böyle olmadığını göstermek için, sonuçta onlar da bizim canımız. Burada gördüğünüz gibi stand açtık yine. Zaten denk gelmişsiniz geçen yıl. Ya kuru gıda yardım yaptık. Aslında hani amaç kuru gıda götürmek değildi de bir nebze de olsun hani şey olmakta. Asıl ihtiyaçları olan şey moraldi. Ben onu çok iyi gördüm. Evet, bu fotoğrafta arkadaşlar Bilal Hoca'nın kucağındaki bebek henüz 4 aylık ve babası madende vefat ediyor. Hani zaten ben onun o gözlerine baktığım zaman hani bazı şeylerin farkına vardım bu hayatta. Hani bizim öyle susup oturmamız, durup oturmamız, hiçbir şey yapmadan hani bana dokunmayan yılan bin yaşasın mantığında yaşamak gerçekten iğrenç bir şey. Biz bunu onun bakışlarından anladık. O çoğu şeyin farkında değil ama bu hep bu acıyla yaşayacak. Bizim görevimiz de onun acısını bir nebze olsa dindirmek.
Bunun için elimizden geleni yapacağız. Aynı şekilde diğer fotoğrafta da Güler, oğlunu maden kazasında kaybeden bir babayı görüyorsunuz. Bakışlarındaki zaten yüzünü görebiliyorsunuz. Benim hayatımda bulunduğum en zor yer buraydı sanırım. Evet, hani haftalarca... Hocam, benim adımı hatırlıyorsunuz değil mi? Volkan. Volkan demek. Çok merak ediyorum. Ben evde duramamıştım yani. Ben normalde sulu gözümdür ama ev, yani her ev, her hane öyleydi ama her evin içindeki o ağır hüzün, hani hepimiz evde yakınlarımızı kaybetmişizdir ama oradaki o acının tarifi gerçekten yok ve ben hani bir köşeye silip deli gibi ağlayıp toparlanamadığımı çok iyi hatırlıyorum ve beni yine teselli eden kendi oğlumu kaybetmiş, bayağı 80 yaşında falan ne diyebileceğimiz bir anne gelip beni yine teselli etmişti. Hani kalk kızım, hani biz şehit olarak görüyoruz gibi bir cümle kurmuştu. Çok zordu gerçekten. Arkadaşlar, insanın hayatında bazı dönüm noktaları olur. Hani şahsen benim dönüm noktam burada yaşadıklarım oldu. Ben size çok ufak bir hikaye anlatacağım, benim orada tanık olduğum, hani eşi tarafından anlatılan vefat eden madenciler. Üniversite mezunu bir şehit. Balıkesir'de okuyor, kardeşini lisede okutuyor ve kardeşi üniversiteyi kazanıyor. Ama harç parasını ödeyecek durumları olmadığı için bir veya iki aylığına madende çalışmaya başlıyor. Bu üniversite mezunu çalışan vefat eden kardeşimiz. Sırf harcını ödemek için girdiği mademde şehit oluyor. Yani ben bunu duyduktan sonra zaten hani hayatta çoğu şeyi tekrar gözden geçirdim. Bu böyle bir şeydi. Tabii köyün çocuklarının durumu daha da zordu büyüklerden. Çünkü sürekli bir üstlerinde bir kara bulut vardı köyün. Hani bizim ilk önce onların moralini yerine getirerek hani onlara daha sağlıklı bir psikoloji yaratmak istedik. Bunun için sağ olsunlar tiyatro ekibiyle birlikte çalıştık. Çocuk tiyatrosu yapan bir ekip. Oyunlar oynadık. Zaten köyün durumu kötüydü. Belli oluyor fotoğrafta. Ben bir şey sormak istiyorum. Burada hani çocukları bir arada tutmak çok zor olmuştu. Ve ağaca falan tırmanıyorlardı. Tehlikeli bir şekilde tırmanıyorlardı. Aralarındaki hani dayanışmayı sıralamışlar ve tek bir cümle söyledi bana ve ben o yani çocukların arasındaki dayanışmayı hissettim. Dedim ki bir tane ufakla, hani bak dedim ağaca çıkıyorsun, ağaca çıktığın sürece seninle oynamayacağız. Hem bir yerine bir şey yapacaksın, hem de canın yanacak. Ağaca dayanmadığın sürece seninle arkadaşlarınla oynamayacağız dedim. Aşağıda oynamamızı bekleyen çocuk döndü bana dedi ki, abla babasını kaybetti, o ne yaparsa oynuyor onunla dedi. Yani aralarındaki dayanışma hem çok güzel hem aslında çok acıklı. Yani çok küçük yaşta çok duyarlı hale geliyorlar yani. Erken büyümek deyimini en iyi yaşayanlardı. Devam edelim. Burada evet, benim sevdiğim etkinliklerden birisi. İzmir Büyükşehir Belediyesi engelli basketbol takımını da yalnız bırakmıyoruz. Sürekli maçlarına gidiyoruz. Burada gördüğünüz gibi ne gittik. Aynı şekilde bu engelli tiyatrosu gördüğünüz. Onların da gösterisi vardı Alsancak'ta. Yine yalnız bırakmadık. Yani arkadaşlar hani elimizin değdiği her yere gitmeye çalışıyoruz. Her sosyal sorumluluk konusuna el atmaya çalışıyoruz. O yüzden farklı farklı projelerimiz sürekli devam ediyor gördüğünüz gibi. Tabii bu şeyde hayvanları da unutmuyoruz. O da bizim bir görevimiz. Okulda mama kabı ve su kabı bıraktık hayvan hakları haftasında. Gördüğünüz gibi iki yıl zaten. Burada benim gençlik hallerim. Arkadaşlarımızla yine o projemizi yaparken okulda. Bu da sağ olsun bizim yani sosyal sorumluluk haricinde bizim üyelerimizin ve yönetimimizin yaratıcılığını da geliştirmeye çalışıyoruz. Ve bu da gördüğünüz gibi hem köy kahvaltısı etkinliğimiz hem de aynı zamanda HRM danışmanlık şirketinin gelip bizim yaratıcılığımıza nasıl geliştirebiliriz, neler yapabiliriz. Öyle ufak bir konferans verdiği bir görüntü. Bu da gördüğünüz köy kahvaltımız. Bu sene yine tekrarlayacağız büyük ihtimal. Çünkü çok güzel, çok güzeldi. Tabii yaşlılarımızı unutmuyoruz arkadaşlar. Çünkü hani oraya gidip gördüğümüzde aşırı derecede bir beklenti içerisindeler. Çünkü yalnızlar. Hani bu real anlamda yalnızlık bu sanırım. Ve biz de hani onları yalnız bırakmamak için haftada bir veya iki haftada bir yapıyoruz huzure etkinliğimizi. Zaten biliyorsunuzdur. Yeni üyeler de sık sık katılmasını ben tavsiye ediyorum. Gerçekten çok yararlı olur sizin için de onlar için de. Bu da gördüğümüz atölye çalışmamız. Hani biz bu projeleri yaparken öncesinde
biraz bir yoğun bir atölye çalışması yapıyoruz. Çünkü hani gördüğünüz gibi kartonlar şeyler farkındalık yaratmak çok zor. İnsanlar sosyal sorumluluk konusunda biraz hani duyarsız demeyeyim de hani dikkatsiz davranıyorlar. O yüzden böyle kartonlarla veya yaptığımız şeylerle atölye çalışmalarımızda farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Benim söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Vaktinizi aldım. Umarım yeni dönemde hep birlikte daha güçlü bir şekilde çalışırız. Çok teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Çok sağ olun.